Merhaba arkadaşlar. Bugün size Özbek pilavı yapacağım. Bazı yerlerde Türkmen pilavı, bazı yerlerde Türkistan pilavı olarak geçer. Ama içerik olarak hepsi aynı. Bakalım malzemelerimizde neler var. 3 su bardağı pirinç, 750 gram kuşbaşı et, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 2 yemek kaşığı tereyağı, yarım su bardağı sıvı yağ, 5-6 tane havuç, 2 tane soğan orta boy ve 3 baş sarımsak. Başlayalım. Ocağımızı yaktık. Tenceremizi koyduk. Sıvı yağımız ve tereyağımızı. Ekledik. Yağımız eridi. Üzerine etimizi ilave edelim. Etimiz burada pişerken biz soğanla havuçlarımızı doğrayalım. İki orta boy soğan demiştik. Havuçlarımıza geldi. Havuçlarımız farklı şekilde doğranıyor. Rendeden de geçirebilirsiniz. Keyfinize göre isterseniz düz doğrayıp gidebilirsiniz. Ama ben aslına uygun doğrayacağım. Aslına uygun olan kibrit çöp şeklinde doğramak. Biraz vakit alacak ama olsun. Maksat asıl olanı yaşatmak. Evet, havuçlarımız da hazır. Evet, etlerimiz yeterince pişmiş. Üzerine soğanımızı ekleyeceğiz. Soğanların muhakkak bu şekilde olması lazım. Tarifimiz öyle. Soğanlarımız kendisini bırakmış. Sıra havucu. Havucumuzu ekleyeceğiz. Ağzını kapatalım. Biraz bekleyelim. Havuçlarımız da kendini bırakmış. Üzerine karabiber ve tuzumuzu ekliyoruz. Ve son olarak yıkamış olduğumuz pirinci üzerine ekliyoruz.
2 dakika boyunca kavurduğumuz pirincimize şimdi suyumuzu ekleyeceğiz. Eklenecek su sıcak olması gerekiyor. Ölçümüz 1'e 2. Yani 3 bardak pirinç kullandığımız için 6 bardak sıcak su koyacağız. Pilavımızın son olarak yeşil sarımsaklarımızı ekliyoruz. Bunu Özbekler özellikle bu şekilde koyuyor. Gelen misafirlere bunu ikram ediyor. Bu gelen misafire verilen değeri gösterir. Kısık ateşte suyunu çekinceye kadar pişiriyoruz. Çıtır çıtır sesler gelmeye başladı. Bu pilavımızın olduğu manasına geliyor. Altını kapatıp dinlenmeye bırakabiliriz. Pilavımız dinlendi. Hazır. Servisimiz bu şekilde. Yalnız bu pilavın bir özelliği var. Bu pilav çatalla veya kaşıkla yenmez. Şu üç parmağı görüyorsunuz. Onunla yenir. Yapanlara afiyet olsun.